gün itibariyle aslında sabah saatlerinden itibaren enkaz altında bulunan kişilerle temas kurulmuştu. Şimdi o kişilerin çıkarılması için yoğun bir çabanın sarf edildiğini söylemek mümkün. Tabii bir tarafta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da çadır kurma faaliyetlerini sürdüğünü ifade edebiliriz. Depremzedelere yardımlar dağıtılıyor. Sıcak yemek veriliyor. Ya da temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler, arama kurtarma ekipleri enkaz alanında, yardım kuruluşları da enkaz alanının dışında daha güvenli noktalarda kurdukları alanlarda hem temel ihtiyaçların sağlanması adına adımlar atıyorlar, hem de vatandaşların, depremzedelerin ısınma ihtiyacını, barınma ihtiyacını, gıda ihtiyacını, temel ihtiyaçlarını Hatay'dan şu anda bazı canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Enkazdan az önce bir kişi çıkarılmıştı. Şimdi bir kişi daha Hatay'da sağ salim çıkarıldı. O enkaz noktasında ekiplerin sedye ile bir kişiyi, bir yaralıyı şu anda çıkardığını görebiliyoruz. Az önce de yine aynı bölgede bir kişinin daha çıkarıldığını söyleyelim. O da sağ salim çıkarıldı. Umuyoruz herhangi bir hasar almamıştır. Şu anda ekiplerin hemen ellerinde, sedyenin üzerinde bir kişiyi görebiliyorum. Hemen ambulansa konulacak ve hastaneye yönlendirilecek, hastaneye sevk edilecek. Evet, 102. saatte yeni bir mucizeye daha tanık oluyoruz. El sallıyor o kişi. 5 kişi daha bu enkazda bekleniyor. Tam yüzünü göremedim şu anda o kişinin ama evet, az önce el salladığını gördüm. Evet, orta yaşlarda bir erkek şu anda el sallıyor. Zannediyorum bir yakınını gördü. Evet, zannediyorum bir yakınını gördü arama kurtarma ekiplerinin yanında. Onun yanağını sıktığı anları da gördük. Evet, yakınıyla konuştu. Tabii ne söylediğini duyamıyoruz ama içerideki belki başka kişilerle ilgili bir bilgi verdi. Çünkü içeride daha 5 kişinin olduğu yönünde bir bilgi de var. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları neticesinde bir kişi çıktı. Şimdi ikinci kişiyi görüyoruz. Orta yaşlarda bir erkek görüyoruz. İçeride başka kişilerin de olduğunu söyleyelim. Evet, bir sedye daha gidiyor. Zannediyorum yine enkazın olduğu bölgeye yeniden bir kişinin çıkarılacağını söyleyebiliriz. Hatay'da enkazdan bir kişinin şimdi sağ salim kurtarıldığını, orta yaşlarda bir erkeğin çıkarıldığına tanıklık ettik canlı yayında. Ve o enkazda başka kişiler de var Hatay'da. Evet, bir koridor oluşturulmuş. Yine oradan bir kişinin daha çıkarılmasını bekliyoruz. Bir yandan Kahramanmaraş'tan da canlı görüntüler ekrana geliyor. Elbistan'da Yeşilyurt mahallesinde de kurtarma ekiplerinin bir kişiyi ulaştığını gördük. Evet, sedyede bir kişi var. O da yine bir erkek. Ekiplerin de elini tutmuş. O da çıkarılıyor ki Kübra sitesi C blok 7 katlı binada bugün Mahmut Sami Şahin telefondan kardeşine mesaj göndermiş. Mesaj gönderdi. Bu mesajın ardından çalışmalar yoğunlaştı ve kurtarma ekipleri o yaralıyı Kahramanmaraş Elbistan Yeşilyurt mahallesinde 7 katlı binanın enkazından çıkardı sağ salim. O kişinin de görüntüsünü ekrana verdik. O kurtarma ekiplerinin elini tuttuğu anlara tanıklık ettik. Bir yandan Hatay'dan bir görüntüyü daha ekranlarınıza getiriyoruz. Yine sedyede bir kişi var. Peş peşe, ard arda şimdi Hatay'da bir kişinin daha çıkarıldığını görüyoruz. Tabii yaralı mı yaralı değil mi ama sedyeye daha farklı bir şekilde taşındığını görüyoruz şimdi o kişinin. Arda arda bu enkazda çok sayıda kişinin olduğu söylenmişti. Şimdi arda arda üçüncü kişinin yine Hatay'da bu enkazdan çıkarıldığı anlara tanıklık ediyoruz. Ekipler şu anda bir kişiyi daha
çıkarıyorlar. Ardı ardımız ikinci saatte bazı mucizelere tanıklık ediyoruz. O noktadan canlı görüntüleri. Bir genç bir kız olduğunu görüyorum. Yanılmıyorsam yüzünü gördüğüm kadarıyla. Evet, bir kişi hasar almasın diye tabii boyuna boyunluk. Yok, erkek değil mi arkadaşlar? Yanlış da bir bilgi vermek istemiyorum elbette. Evet, genç bir genç bir çocuk gördüğüm kadarıyla, bir erkek şu anda sedyede konulmuş. Ekipler güçlendirme çalışması yapmış sedyenin üzerine. Tabii yaralı olabilir, bir hasar almış olabilir. Hemen ekiplerin o kişiyi de çıkardıklarını görüyoruz. Sağ salim o kişi de ambulansa sevk ediliyor ama bekleyen başka ambulanslar var. Bunlar ne demek? İçeriden farklı kişilerin yine çıkarılacağı anlamına geliyor. Ki büyük bir koridor oluşturulmuş. Çok sayıda ekip var bölgede. Hatay'da bu enkazdan dördüncü kurtuluş, eğer yanılmıyorsam, dört kişi çıkarıldı. Ama içeride yine başka kişiler de var mı? Ambulans bekletiliyor. Ekipler dağılmıyor. Hala orada bir çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Dört kişi ardı arda kurtarıldı. Bir hayat koridoru oluşturuldu. O koridordan peş peşe o depremzedeler, enkaz altında kalanlar çıkarılıyor. Umuyorum daha devamı da gelecek. Umuyorum sağ salim yine çıkarılan kişiler olacak. Hatay'da enkazdan şu anda evet bir sedye daha istendi. Ekipler elden ele o sedyeyi de o yaşam koridoruna götürüyor. Elden ele ulaştırılıyor. Zaten bekleyen ambulanslar var. Şimdi her şeyden elbette bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Bir sedye daha gidiyor. İki sedye, hatta bir sedye, üç sedyenin şu anda o enkaz noktasına götürüldüğünü gördük. Üç sedye. Umuyoruz sağ salim 3 kişi daha çıkarılacak diye yorumlamak istiyorum, anlatmak istiyorum. Ama bu enkazda zaten çok sayıda kişinin olduğu vurgulanmıştı. Çok fazla sayıda ses geldiğinden bahsedilmişti. Şimdi net bir sayı vermeyeyim. Ama 4 kişinin bir sağ salim çıkarıldığını, yaralı olarak kurtarıldığını, ambulanslara konulup hastanelere sevk edildiğini gördük. 3 sedye şu an ekiplerin elinde. Diğer yaralılar da bölgede bekliyor. Çok sayıda ekip var. Arama kurtarma ekibi var. Burada da uzun süren bir çalışma olduğuna şahit olmuştuk. İşte o çalışma, titiz çalışma neticesinde artık ekipler o yaşam koridoru oluşturmuşlardı. Oradan teker teker tüm yaralıları, enkaz altında sıkışıp kalan kişileri o noktadan çıkarıyor. Bir sedye daha geldi. 4 sedye şu anda ekiplerin elinde. Ambulanslar bekliyor. Bir sessizlik de var tabii o noktada. Şu anda 4 kişi çıkarıldı. 4 sedye ekiplerin elinde. Hatay'da bu noktada. Enkaz altından umuyoruz. 4 kişi daha çıkarılacak diye anladım ben şu anda sedyeleri saydığım için, ama yanlış bir bilgi de elbette vermek istemem. Hepimiz elbette nefesimizi tuttuk. Tüylerimiz diken diken, anlatması da zor. Orada olmak, o çalışmalara katılmak elbette çok çok daha zordur. Ama o ekiplerinde onlarca kişi, polis ekipleri orada, arama kurtarma ekipleri orada, sağlık ekipleri orada canla başla mücadele ediyorlar. Soğuğa rağmen, bu kış koşullarına rağmen, 102 saat geçmesine rağmen, saatler de geçse her bir kişiyi sağ salim oradan çıkarmak çok önemli. Şu anda ellerinde 4 sedye var. Ambulanslar, sağlık ekipleri bekliyor. Çıkarıldıkları an sedyelere konulacaklar. Elbette orada hemen bir sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Zaman zaman aşağıdan da bir şeyler istendiğine de tanık olabiliyoruz. Evet, bu enkazdan 9 kişiden ses alınmıştı ki 6'sının aynı aileden olduğu bilgisi var. Şu an için 4 kişi çıkarıldı. 4 sedye daha gitti. Bir kişi daha mı geliyor? Evet, bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha sedyeye konuldu. Bir kişi daha sedyede ekiplerin ellerinde aşağı doğru elden ele gönderilecek, ambulansa konulacak. İşte o felaketin, iki büyük depremin ardından
Hala umutluyuz. Hala ardı arda güzel haberler. İyi ki verebiliyoruz. Çok şükür verebiliyoruz. Bir kişi daha enkazdan çıkarılıyor. Bu beşinci, bu enkazdan kurtarılan, çıkarılan, ardı arda çıkarılan beşinci kişi. Ekiplerin elinde sedye ile aşağı doğru indiriliyor. Hemen ambulansa konulacak. Ardından hastaneye sevk edilecek. İlk müdahale elbette çıkar çıkmaz ekipler tarafından bakılıyor. Gözlerine bakılıyor, bütün uzuvlarına bakılıyor. Ve ardından sağlık ekiplerine veriliyor. Ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırılıyor. Bir kişi daha çıktı. Tabii kim, kimdir, hangi, kim o 6 kişilik ailenin üyesi henüz bilmiyoruz. Ama bu enkazda 9 kişi olduğunu biliyoruz. 6'sının aynı aileden olduğunu biliyoruz. Ve bir genç kadın çıkarıldı. Evet, bir kadın çıkarıldı. Evet, ekiplerin elini tutuyor, el sallıyor. Bir kişi daha çıkarıldı. Neyse ki bir mucizeye daha, hep birlikte canlı yayında ağlıyor tabii. Çok mutlu. Bot bir tanıdığını da gördü. Bir kişinin elini tuttu. Bir kişinin elini tuttu. Uzun saatlerdir. Bu, evet, bu bir erkek, genç erkek. Çıkan herkesle konuşuyor. Zannediyorum herkesi tanıyor. Bu beyaz montlu kişi de o çıkan kadının elini tuttu. Yakınları da tabii saatlerdir, günlerdir bu apartmanın enkazında bekliyor bir mucizeye tanıklık edebilmek için. Sevinç gözyaşlarını görüyoruz. Umuyoruz o 6 kişilik ailenin her bir ferdi sağ salim çıkar. O 9 kişinin hepsi sağ salim çıkar. İşte bir mucizeye daha tanıklık ediyoruz. Bir kişiyi daha görüyoruz. Bir kişiyi daha görüyoruz. Dile kolay, 102 saat 5 gün bir enkazda durmak, aç susuz beklemek, umutlar tükenmeden beklemek çok zor. Çok zor ama iyi ki mücadele ettiler, iyi ki dayanabildiler. Şu anda sağ salim çıkarılan 6. kişiyi görüyoruz. 6 kişi kurtuldu Hatay'daki bu enkazdan. 6'sı aynı aileden, 9 kişinin sesi duyulmuştu. 9 kişi oldukları söylenmişti. Ekipler buraya çok büyük ağırlık verdiler. Saatlerce çalıştılar. Bir kadın daha, bir kadın daha çıkıyor enkazdan. 6. kişi daha sağ salim kurtarılıyor. Tabii hepimiz, konuşmak zor. Hepimizin tüyleri diken diken. Çok şükür el sallıyor bu kadın da. Evet, bir kadın daha çıkarıldı Hatay'daki enkazdan, aynı binadan. Sağ salim çıkarıldı.